Avrupa'nın en sevilen, en çok izlenen televizyon programı olan Gülşah Langer'in mutfak sohbetlerinden herkese merhaba. Merakla beklediğiniz konuğum bugün stüdyoda. Yayın yapıyoruz, üzerinden aylar geçiyor. Yine her hafta telefon alıyoruz. Ali Bey ne zaman çıkacak diye. Evet, herkes ekran başında olsun lütfen. Konu, komşu, akraba, herkese haber verin. Ekrandaki WhatsApp telefon numarasını da kayıt edin. Çünkü sorularınızı, iletişim numarasını oradan veriyoruz. Telefon araması yapmayın, baştan söylüyorum. WhatsApp üzerinden sadece bilgi istiyorum dediğiniz zaman hızlı şekilde size bilgiler gönderilecek. Ama önceden tabii ki Ali Bey'e bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar Gülşah Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Özledik siz Ali Bey. Ben de öyle. Malum bu aralar biraz Türkiye'de kalıyorum. Dönem dönem tekrar Almanya'da bulunuyorum. Eğitim hayatım devam ediyor. Evet Ali Bey, vallahi maşallah çok çalışkan. Ali Bey, ne okuduğunuzu da bir söyleyin isterseniz. Tabii ki, ben şimdi İstanbul'da hukuk dersleri alıyorum. Mali müşavirliğime ek olarak inşallah önümüzdeki dönemlerde de hukuki konularda da değerli vatandaşlarımıza hizmetlerim olacak. Ali Bey de maşallah, hani derler ya, 10 parmağında 10 marifet. Gerçekten de çok donanımlı, kendimizi böyle gönül rahatlığıyla emanete ediyoruz. Ben de tabii ki tüm gerekli olan işlemlerinde Ali Bey'e başvuruyorum. Bugünkü yayınımızda da çok önemli konular konuşacağız değerli izleyenler. Ben hemen topu Ali Bey'e bırakacağım, bir konu başlıklarını alayım. Ardından Ayşegül ablamın yanına geçeceğim. Neler konuşacağız bugün? Ben bugün ağırlıkla Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı önümüzdeki 3 ayın sonunda bekleyen sıkıntılı bir durumu anlatarak konuya girmek istiyorum. Gülşah Hanım, şöyle ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan öncelikle Belçika başladı bu işleme, sonra Hollanda ve peşine Fransa, şimdi de Almanya. Nedir bu konu? Türkiye'de mevcut mal varlıklarımızın ilgili yaşadığımız ülkeye beyanı ile alakalı. Gün içerisinde 100 tane WhatsApp sorusu alıyorsam bunun 20 tanesi artık Almanya'da da Ali Bey tarafıma Finansamt'tan yazı geldi. Bu yazıda Türkiye'deki varlıklarımı soruyorlar, ne yapmalıyım diye. Ki bundan yaklaşık 2-3 ay önceki programımızda da sene bitmeden önce ben bu konuya biraz değinmiştim. Ama şimdi olayın ciddiyetini nereden kavradım? Yine geçtiğimiz hafta Maliye Bakanımız Türkiye'mizi gri listeden kurtarmak için yerinde denetim ile Avrupa Birliği'nden dahil olduğumuz bu birleşik bir herkesin imza atmış olduğu, 136 ülkenin imza atmış olduğu ekibi Türkiye'ye davet etti. Bu da ne demek oluyor? Bu da mesleki öngörümdür her zaman olduğu gibi. Şöyle ki Haziran ayı içerisinde bu 136 ülke içerisinde bir yönetim kurulu oluşturdu. Tabii ki bu gri listeden çıkabilmemiz için bu ekibi Ankara'ya davet ettiler. Bu ekip ne araştırmasına girecek? Bizim bu bahsetmiş olduğumuz kaynağını izah edemediğimiz paraların, yani vatandaşlar adına söylüyorum bunu, kaynağını izah edilmeyen paraların neden ülkemizde dolaşımda çok olduğu. Şimdi gri listenin özelliği ne? Gri listede bulunan ülkelere kredi veren ülkeler veya kuruluşlar maalesef minus, yani eksi gözle bakıyorlar. Yani sizin ülkenizde bir finansal bozukluk mevcut. Bu sebepten biz size kredi veremeyiz dedikleri zaman bizim dışarıdan devlet olarak almış olduğumuz veya alacağımız krediler sıkıntıya giriyor. Maliye Bakanımız ise bunun düzeltilmesi için tabii sıkılaştırılmış para politikası uyguluyorlar şu an ülkemizde. Böyle olduğu zaman da şimdi dışarıdan kredi temin edebilmemiz için uzun vadede ve düşük faizli, doğal olarak biz defterlerimizi bu birliğe açmak zorunda kalacağız. Böylece Türkiye'de yurt dışında yaşayıp da belirli bir miktar parası veya olması gerekenin üzerinde gayrimenkulü ya da arabası, bu tarz vatandaşlarımızı emin olun Haziran ayından sonra çok büyük sıkıntılar bekliyor. Buna Belçika başladı. Birçok vatandaşımız izliyor zaten Belçika'dan da, her zaman sorarlar sağ olsunlar. Peşine Hollanda ve Fransa, şimdi başladı Almanya'dan Finansamt'tan mektuplar gelmeye. Sevgili izleyicilerimiz, ilerleyen dakikalarda bu konuya tabii ki detaylı açıklık getireceğim. Çevrenizdekileri de hemen uyarın. Bu anlatmış olduklarımı kimse size dostane paylaşmaz. Bunu da buradan paylaşmış olayım sizlerle. Bu yayın çok önemli. Bence hiç kimse kaçırmamalı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Soru ve görüşleriniz için Ali Bey'e ulaşmak için lütfen WhatsApp hesabından telefonu aramayın.
kısa bir mesaj yazmanız yeterli. Çünkü telefonla aradığınız zaman son 20 numara kayıtlı kalıyor. Size ulaşamıyoruz da WhatsApp'tan yazarsanız Ali Bey'e hızlı şekilde yönlendirme yapacağız. Hemen Ayşegül ablacığımın yanına geçeceğim. Bakalım bugün ne yemeği yapacağız? Hemen Ayşegül ablacığımın yanına gelmek istiyorum. Nasılsın? Görüşmeyeli iyi misin? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi. Ayşegül ablamla bugün bir sözleşmiş gibi kırmızıları giydik. Uzun zamandan beri renkli giymiyorduk. Bu böyle güzel oldu değil güzel mi Ayşegül abla? Güzel bir kombin oldu. Aynen, sözleşmiş gibi giydik. Görüşmeyeli neler yapıyorsun? Gülşah'cığım görüşmeyeli evdeyiz, çalışıyoruz. Aynı koşturmaca, telaş. Aynı tempo devam. Çocuklarla ilgileniyoruz. Her şey iyi olsun her da şey değil güzel. Mi? Her şey güzel. Bu tempoda güzel oluyor. Peki şey uzun zamandır biz görüşmüyoruz. Ayşegül ablamın yemeklerini de özledim ben. Peki bugün ne yemeği yapıyoruz? Bugün yeşil mercimeğimiz var. Erişteli, nohutlu. Evet. Bugün ayrıyetten nohut da ilave ettik bir değişiklik olsun diye. Daha da i̇steyen, lezzet katar. Daha da evet lezzet katar. İsteyen uzun erişte, isteyen köy eriştesi olarak da kullanabiliyor. Biz bugün köy eriştesi kullanacağız. Büfteğimiz var domates soslu. Düdüklümüzde yapacağız. Evet. O da çok güzel. Evet. Yanında sebze garnitürümüzle birlikte pilavla servis edeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Onu biraz tarif edebilir miyiz? Düdüklü de ilk defa duydum çünkü ben. Evet. Önce büfteğimizi mühürleyeceğiz. Arkalı önlü güzelce. Daha sonra salçalı sosunu verip ağır ağır pişmeye bırakacağız. O böyle tadında pişiyor, evet, lezzetli oluyor. Evet, lokum gibi bir et. Güzel güzel zaten çekimden sonra hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Biliyorsunuz ki programımızda artık Koh Master'ın mutfak araçlarını, gelişlerini kullanıyor olacağız. Bugün yayında da sık sık göreceksiniz. Tabii ki etimizi nerede pişireceğiz? Koh Master'ın bu güzel düdüklüsünde pişireceğiz. Onu size daha sonraki bölümlerde detaylı anlatacağım. Çünkü ben ilk defa gördüm. Cam kapaklı, görmüş olduğunuz gibi bir düdüklü. Vallahi da düdüklü yani. Ayrıca normal tencere kapağı da var. Bilmiyorum hani sen daha önce gördün mü? Ben ilk defa gördüm. Ben ilk defa gördüm. Şu avantajı da çok güzel. Kapağı şöyle kitlemedi. Şöyle oluyor. Çok güzel. Evet. Üstündeki de yemeği görebiliyorsunuz üstünden. Evet değil mi? Yani, ne durumda olduğunu. Evet ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Daha detaylı anlatacağım ama tabii ki bugün biz bu güzel yemeğimizin yanında da sebze yapacağız. Ben her yemeğin yanında ya salata ya da sebze tercih ediyorum. Yaz ve kış mutlaka eksik etmememiz lazım. Peki biz sebzemizi nerede pişireceğiz Ayşegül ablacığım? Biz sebzemizi bugün Airfry'da. Evet, evimizin olmazsa olmazı Airfry'lar gerçekten de hayatımızı kolaylaştırıyor değerli izleyenler. Ben hemen şöyle geçmek istiyorum. Evet. Çünkü hızlı. Bir de patates kızartması falan seviyorsanız, yağda da kızartmayı sevmiyorsanız bu Airfry'lar sayesinde çok rahatlıkla burada pişirip yiyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi üstünde de hangi yiyeceği kaç dakika ve kaç derecede pişireceği de yazıyor. Burada ona göre bakıp yapabilirsiniz. Peki Ayşegül ablacığım sen neleri yapıyorsun Airfry'da? Ben evimde rahatlıkla da kullanıyorum. Günlük hayatımda bayağı bir kolaylık benim için. Çalışan hanımlarda bayağı bir kolaylık oluyor. Sebzemi, etimi, tavuğumu her şeyi yapabiliyorum. Karnıyarık bile yapıyorum. Aa, o kadar yani. Yani evet karnıyarık bile yapabiliyorum. Ya üstünde yazanların haricinde o zaman diğer yemekleri de çok rahatlıkla yapabiliriz. Kişinin kendi dünyasına kalmış bir şey tabii aslında. Tabii ki. Tabii bunun özelliği aslında değerli izleyenler daha sağlıklı yiyecekler tüketmemiz. Hani çok fazla ağır yağ kullandığımız zaman biliyorsunuz ki çok da faydalı değil. Hemen şöyle bir açayım. Şöyle Ayşegül ablacığım sen bir göstersene. Ben şöyle kenara çekileyim. Şöyle ayarlıyoruz. Alttan üstten saatini, dakikasını kendimize göre ayarlıyoruz. Yemeğimizi içine koyup pişiriyoruz. Şöyle bir açma sistemi var. Açıp evet. Kapatıyoruz ve kilitliyorsunuz. Gayet de kolay. Çok da pratik. Pratik. Evinizde hızlı şekilde istediğiniz yemeği de keyifle pişirebilirsiniz. Tabii özellikle patatesi sevenlerin dikkatine. Çünkü ben patates seviyorum. Yağ da fazla geliyor ama Airfry sayesinde de rahatlıkla da patates kızartması da yiyebiliyoruz. Evet. Eğer sizler de Koh Master'ın bu güzel ürünlerini sipariş etmek istiyorsanız Pale Export'un internet sayfasından hızlı şekilde sipariş verebilirsiniz. Tekrar ediyorum paleexport.de. Şu an Instagram hesabımdan da linki paylaşıyor olacağım. Sizler de evinizde eksik etmeyin bu güzel ürünleri. Şimdi zaten semaverinde de güzel bir çay demledik. Afiyetle içeceğiz. Ayşegül ablacığım o zaman sana kolay gelsin. Sağ olun. Ben ara ara uğrayacağım tamam. yanına. Tamam. Ali Bey'i daha fazla bekletmeyeyim. Konumuz önemli.
Tabii bu merakla beklenen konuyu ben de konuşmak istiyorum. Çünkü Avrupa'da yaşayan biz Türklerin bence en dikkat etmesi gereken bir konuydu ki Ali Bey aslında yıllardan beri bizim programımızda çıkıyor. Geçen sene de çok fazla bu konunun üzerine düştü. Ama bence yeterince hani herkes durumun ne olduğunu farkına varamadığını düşünüyorum. Biraz açıklayacak olursak Avrupa'da yaşayan biz Türkleri bu süreçte neler bekliyor? Türkiye'mizde bankada paramız, evimiz, arsamız varsa neler olabilir? Şöyle ki geçmiş dönemde de biliyorsunuz ki ben Aralık ayı içerisinde 2024'te yine bir öngörümün olduğunu paylaşmıştım sizlere. Almanya'da da artık çifte vatandaşlık Türkler için kabul edilecek demiştim. Emin olun 2 ay sonra yani Şubat ayının ortasında çifte vatandaşlık kabul edildi. O zaman herkes demişti ki Ali yıllardır olmayan bir şey için sen bir öngörüde bulundun ama şimdi gerçekleşti. Şimdi yeni bir öngörüde bulunuyorum sizlere ve izleyicilerimize. Bakınız 2024 yılı Haziran ayı sizlere kabus gelmesin sevgili izleyicilerimiz. Mutlaka ve mutlaka tedbirinizi alın. Tedbir nasıl alınıyor? Öncelikle paylaşayım isterseniz örnekleyelim Gülşah Hanım. Yayını çektiğimiz Frankfurt'a bakalım şimdi. Frankfurt'ta yaşayan bir vatandaşımız ile ilgili Finanzamt eğer ki bir bilgi almak istiyorsa önce Berlin Hauptfinanzamt'a yazı yazıyor. Bu kişi ile ilgili Türkiye'den bilgilerin aktarılmasını istiyoruz diye. Berlin'de, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na bu yazıyı gönderiyor. Diyor ki vatandaşınızla ilgili finansal bir araştırmaya gidiyoruz. Kendisine ait bilgileri bizlerle paylaşın. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ki biliyorsunuz ki Türkiye'de her şey TC kimlik numarasından takip edilmektedir. Bankada hesabınız olsa bile TC kimlik numaranızda gözükür. Tapuda kaydınız, mal mülkünüz olsa bile TC kimlik numaranızda gözükülür. Adınıza bir araç varsa ticari olsun veya hususi olsun hiç fark etmez. Her şey TC kimlik numaramızdan gözüküyor. Şimdi Maliye Bakanlığı'ndaki ilgili memur da TC'mize girdiğinde tek tuşla zaten neyimiz var neyimiz yok hepsini görüyor. Ve hemen peşine bakıyor. Vatandaşın bilgilerini yaşadığı ülkeye aktarmasına rızası var mı yok mu? Eğer ki vatandaşımızın rızası yok ise şahsi görüşüm hiçbir kaydına rastlanmamıştır diye cevap gönderiliyor. Ama eğer ki orada vatandaşımız kendi bilgilerinin gizlenmesine dair herhangi bir işlem yapmamış ise ne var ne yok bu bilgiler önce Berlin Hauptfinanzamt'ına, Berlin'den de yaşadığı şehri Frankfurt'taki ilgili bölge finansamtına geliyor ve kişiye sonra davet gönderiyorlar. Türkiye'deki mal varlıklarıyla ilgili bize açıklamada bulun diye. Ama kişi bu varlıklarının paylaşıldığını bilmiyor. Ve kabus dolu günler asıl o zaman başlıyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili ister sokakta olsun, ister telefonlarıma gelen mesajlarda olsun birçok bilgi kirliliği olduğu kanaatine vardığım için bu konuya bugün çok önem veriyorum. Sebebine gelince eğer ki vatandaşlarımız birçoğu diyor ki Ali Bey ben zaten Almanya'da yıllık 50 bin euroya brüt çalışıyorum. Bunun yıllık vergi dairesine de beyanımı yapıyorum. Benden yıllık vergi denkleştirmemde 3 aşağı 5 yukarı bir tahsilat yapıyor Finansamt. Okey buna kimse bir şey demiyor. Fakat Türkiye'deki gelirlerinizi de dahil etmek zorundasınız. Yani 50 bin euronun üzerine eğer Türkiye'de 5 bin euro bir geliriniz varsa, 100 bin euro bir geliriniz varsa onları da dahil ettiğiniz zaman sizin burada vergi matrahınız yükseliyor Almanya'da. Böylece %20'den %25'ten vergilendirileceğinize rakam yükseldiği için %40'lara kadar vergilendirilme durumunuz söz konusu oluyor. Yani matrah farkından devleti zarara uğratıyorsunuz. Bu durumda da Finansamt geriye dönük sizinle ilgili 10 yıl inceleme başlatıyor. Siz şimdi o yılın 50 bin eurosunu düşünürken geçmiş yıllardaki Türkiye tasarruflarınızı, oradan ettiğiniz, elde ettiğiniz kira, faiz gelirlerini veya hisse senedi gelirlerini her birini öğrenmiş oluyor. Siz bunları parça parça anlatmaya kalktığınız zaman Finansamt da bu kez sizin hakkınızda tabii ki idari bir dava açıyor. Şimdi biz ilk önce kötü senaryoyu konuşalım sonra iyisini konuşalım ki herkesi ferahlatalım. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman hem çıkan vergi borcu hem de bir ceza mı ödemek zorundayız? Evet. Ve ondan sonraki süreçte neler bekliyor olacak? Bu böyle her sene aynı şekilde vergimizi o miktarda mı ödememiz gerekiyor? Tabii ki şimdi
bu durumla karşılaşan bir vatandaş için kabus başlıyor. Yarın öbür gün o zar zor elde etmiş olduğu mal mülk parayı her neyse onlar da bu kez kendisine külfet olmaya başlıyor. Şimdi daireyi satsan zaten astarı yüzünü geçmiş. Ucuza vermek zorunda kalırsın. Bankadan paranı çeksen, paranı çektiğinde nereye harcadın bu parayı sorularıyla karşılaşmak zorunda kalırsın. Böylece silsile devam ediyor. Biz bunun için en doğrusu ve en pratik çözümü paylaşayım ki vatandaşlarımız gerçekten rahatlasınlar. Şöyle ki sevgili izleyicilerimiz. Bizim de Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunumuz var. Bu kanunun 9. maddesi de Avrupa'ya yani yurt dışına yapılacak olan veri aktarımlarını içermektedir. Ve orada 1. ve 5. paragrafta da aynen şöyle diyor. Vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılamaz. Bu kanunla garanti altına alınmış. Şimdi vatandaşlarımız bu konuda ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle paylaşayım sizlerle sevgili izleyicilerimiz. Kimleri etkiler bu? En başta devletten sosyal yardım alıp geçinen ama Türkiye'de iyi kötü bir malı mülkü parası veya geliri olanları etkiler. Neden? Çünkü biz yaşadığımız ülkede Job Center'a veya Bürgamp'ta müracaat ederken diyoruz ki dünyada dikili ağacım yok lütfen bana yardım edin diye imza atıyoruz. Yani biz bazı şeyleri gizlemiş oluyoruz esnada. Bu birinci derecede etkilenecek olan gruptur çünkü devlete zararları var. İkinci derecede grup ise Selbstständig yani kendi işini yapanlar. Bir sene içerisinde vatandaş karını 100 bin euro gösteriyor. Aynı sene içerisinde Bodrum'da 2 milyon euroya bir yazlık alıyor. Tabii ki bu da finans tamt için çok komik bir rakam. Neden? Çünkü sen bu 2 milyon euroyu 100 bin euro vergi beyan edip matrah göstererek nasıl elde ettin? Geriye dönük 10 yıl inceleme. Üçüncü etkilenecek grup ise tabii ki bir işte veya fabrikada çalışan vatandaşlarımız. Bunlar her ne kadar yıllık gelirleri 50-60-80 bin 100 euro aralığında olsa bile az önce bahsetmiş olduğum o vergi matrahı dilimini muhalefet etmekten bu kez suçlu duruma düşüyorlar. Çünkü onlar da 50 bin euro gelir elde ettin ama Türkiye'deki o 10 bin euroyu da dahil etseydin 60 bin euro olacaktı senin vergi matrahın. Böylece %20'den değil %25'ten vergi edilecektir. O 5 dilim için geriye dönük 10 yıl inceleme ister finansam. Hiçbir şey yapamazsınız. Bakın bugün iş yerinizde bu konuyu anlatsanız bile herkes size akıl verir. Ama finansamtın 5 ayda yazısı elinize geldiği zaman postayla çevrenizde kimseyi bulamazsınız. Bir mali müşavir olarak söylüyorum bunu sevgili izleyicilerimiz. Hazirana kadar ne yapalım ne edelim buyurun isterseniz şahsıma ulaşın. İsterseniz WhatsApp'tan yazın. Ben bu işlemlerin hangi yoldan takip edildiğini paylaşıyorum sizlerle. Gerekene işlemede yardımcı oluyorum. Yapmış olduğum işlemlerin karşılığında da en geç bir ay içerisinde Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşıma ilgili resmi yazısı da ulaşıyor. Orada da zaten gelen yazıya şöyle kısacık özetleyeyim. Orada kanunlar anlatılıyor. Son paragrafın satırında diyor ki yapılan tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Yasal mevzuat ne diyor? Vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmaz diyor. Ona yazacağı yazıyı tabii ki şimdi resmi kurumdur ve gizlilik esastır. Hani ne yazdı Ali kardeşim? Yani ne yazdığını ne sen ne ben ne de komşun veya iş arkadaşın bilemez. Önemli olan bilgilerin paylaşılmayacağını Maliye Bakanlığımız size garanti altına alıyor bu işlemlerde. Bu yaklaşık 2019 yılından beri mevcut olan bir şey ama gri listeden çıkabilmemiz için Haziran'da da bu yetkili organ Türkiye'ye gelip yerinde denetim yapacağı için Mart, Nisan, Mayıs ayına kadar yani bu önümüzdeki bu 3 ay içerisinde ne yapıp ne edip bu işlem için kendinizi koruma altına alın sevgili izleyicilerimiz. Yine bir Ali Torlak tavsiyesidir. Bugüne kadar yapmış olduğum tavsiyelerin hiçbirinden zarar ne gördünüz ne de ben gördüm. Yani hep altı dolu çıkıyor. Biz de ekip olarak bu işlemlerin hepsini Ali Bey sayesinde gerçekleştirdik. Ondan öncesinde gerçekten de haberimiz yoktu. Hani orada bir dikili ağacınız bile varsa bence buna ihtiyacınız var. Çünkü boşu boşuna strese girmenin bir anlamı yok. Aynen. Bu işlemi çok hızlı şekilde yapıyorsunuz. Çok hızlı şekilde de cevap alıyorsunuz resmi bir belgeyle. Dediğim gibi biz Ali Bey'in sayesinde bu işlemden haberdardık. Kendisi yardımcı oldu. Siz nerede? Hiç ben uğraşmayayım. Ali Bey var, Ali Bey bana yardımcı olur diyorsanız ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarası üzerinden hızlı şekilde bizimle iletişime geçin lütfen. Ali Bey'in bilgilerini sizlere gönderelim. Bu işlemi de hızlı şekilde yapabilirsiniz. Tabii burada sıraladık. Yani bunlar hiç strese girmeyin boşuna ama
kötü senaryo çözebiliriz de ama bunu Ali Bey'in sayesinde. Siz dediniz ki orada mesela devlet yardımıyla geçinenler. Evet. En sıkıntı yaşayacakların birinci sırasında onlar var aslında. Onlara tavsiyelerinizi bir tekrar söylerseniz bence daha anlaşılır olsun. Tamam, o durumu şöyle özetleyelim. Aylık ortalama 1000 euro devletten yardım aldığını düşünelim bir vatandaşın. Ve bunu yaklaşık 4-5 seneden beri aldığını düşünelim. Karşımıza bir 50 bin euroluk bir bakiye çıkacak. Türkiye'deki varlıklarımızla ilgili bu 50 bin euro önce bir defa faiziyle geri istenecek. İkincisi, Türkiye'deki varlıklarınızın bir an önce nakde dönüştürülüp bu paranın yatırılması için işlem başlattırılacak. Böylece sizinle ilgili sıkıntı başlamış olacak. Zaten 1000 euroya geçiniyordunuz zar zor, kiranızı ödüyordunuz, ayda 350 euroya geçiniyordunuz. Artık o bir defa kesilecek. Bugüne kadar verilmiş olanlar geri alınacak. Alınması için de işlem başlatılacak. Yani siz olun. Önce sizler, ondan sonra Zelfşendi kendi işini yapanlar ve üçüncü derecede de tabii ki bir fabrikada zaten ben 50 bin euroya çalışıyorum, devlet bunu biliyor diyenler. Hepiniz bu işlemle dahil edileceksiniz. Yani paylaşayım, Haziran ayına kadar bu işlemlere mutlaka çözün. Aksi takdirde ben dahil sonucun nerelere varacağını bilemem. Çünkü karşımızda Finansamt var. Finansamt'la herkesle şaka olur, Finansamt'la şaka olmaz. Şimdi şöyle bir tehlike de var. Size şimdi buradan vergi dairesinden bir mektup geldiği andan itibaren hani bir beyan istiyorlar. Siz bu konudan habersizseniz eğer, Türkiye'de hiçbir malım yoktur diye beyan ettikleri zaman o da apayrı bir durum tabii, değil mi? O da suç. O da suç teşkil ediyor. Evet. Bilgiyi yani hem gizlemekten, ceza da var, varlığı gizlemekten tabii. Yani bunu da bilmiyorsanız tabii ki bambaşka bir noktaya gelir. Şimdi ben tabii bu konuyu tekrar ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum altını çize çize ama şimdi 2023 yılının vergi denkleştirmesi bu yıl geldi artık. Evet. Şimdi bunu hepimiz yapmak zorundayız ve siz de bir mali müşavirsiniz tabii ki. Bu konuda en doğru soruyu kendisine sorabiliriz. Bize bu konuda tavsiyeleriniz ne olur? Zaten şimdi vergi denkleştirmesi yapmaya başlayan bir vatandaşımız 18 yaşından sonra artık neyin ne olduğunu yıllar itibariyle öğreniyor. Ben sadece burada vatandaşların kaçırdığı noktaları hatırlatayım ki yine onlara bir faydamız olsun. 2023 yılı içerisinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik için prim yatıran vatandaşlarımız yatırmış oldukları bedellerin ortalama %20'sini Finansamt'tan iade alma hakkı vardır Gülşah Hanım. Bunu da örnekleyelim. Eğer ki vatandaşımız bir sene içerisinde çalıştı, 50 bin euro elde etti, kendisinden 7 bin euro, 8 bin euro kesinti oldu. Şimdi bu 8 bin euro kesinti zaten Finansamt'a ödenmiş oluyor aylık bordrolarından. 2023 yılı içerisinde de Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim yatırdıysa bu vatandaşımız, Finansamt bunu register, rente gibi kabul ediyor. Sen diyor tasarrufunu emeklilik için değerlendirmişsin. Bu yatırdığın paranın %20'sine kadar olanını ben sana iade ederim diyor. Yatırmış olduğumuz para, örnek verelim, 30 bin euro olsun emeklilik için. Bunun %20'si 6 bin euro yapıyor. Zaten sizden 8 bin euro kesilmişti. Bunun 6 bin eurosunu bir ay içerisinde Finansamt size iade eder sorgusuz sualsiz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ya Ali ben bunu bildirmeyeyim, Finansamt Türkiye'den emekli olduğumu öğrenecek yarın öbür gün. Öğrenecek ama bunun öğrenmesinde bir sakınca yok ki. Zaten uluslararası sözleşmeyle Türkiye emekliliği garanti altına alınmış. Yani Türkiye'den alınan emekli aylıkları yıllık bazda 10 bin euroya kadar vergiden muaftır. SGK bir sene içerisinde bir vatandaşımıza en fazla bayram ikramiyesi dahil, yapılan artışlar dahil 4 bin euro karşılığı TL ödüyor. Karı koca emekli olsalar 8 bin euro ödüyor. 10 bin euro muafiyet sınırının altında kaldığı için, ki bu da 1-1-2011 yılında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Federal Cumhuriyeti arasındaki vergi kaçakçılığını ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 18. maddesinde yazıyor. İsteyen Google'a bakıp öğrenebilir ama ben size bunu zaten nasıl uygulandığını anlattım. Türkiye'den almış olduğumuz emekli aylıkları yıllık 10 bin euroya kadar vergiden muaftır. Bu muafiyetle ilgili geçmiş dönemde 1-2 ilin Finansamt'ı saçma sapan bir uygulama yaptı. Birkaç kişinin canını yaktı. Bunu düzeltene kadar canım çıktı. Şu an artık onu da durdurdu. Fakat geçmiş dönemdeki almış olduğu o vergileri tekrar vatandaşa geri iade ettirebilmemiz için dava açma sürecine gitmemiz gerekiyor. Maalesef bunu da Almanya'da hiçbir avukata kabul ettiremedim.
O yüzden ben de şu an hukuk dersleri alıyorum Türkiye'de, bilginiz olsun. Yani olması gereken bir var. Vatandaşın bunda avantajı var. Yani sen şimdi finans hapta ben karşı karşıya gelmek istemiyorum Ali deyip arkanı dönüyorsun. Vatandaştan sen nasıl yardımcı olacaksın? Değil mi? Mağduriyet artıyor durumda. Yani. Yani herkes hazıra koşuyor bu aralar Gülşah Hanım. Ali Bey ama iyi ki siz varsınız vallahi. Ben sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çünkü bu konular çok çetrefilli konular ve bizim tabii de alışkanlığımız ya. Konu komşu akrabanın lafını dinliyoruz. Sonra da paso gelsin cezalar, gelsin sorunlar. Yani bu konuda lütfen sizler de özen gösterin. Bir bilene sorun ama gerçekten yani bu işin ustasına sormak lazım. Biz de tabii Ali Bey'i her seferinde burada keyifle misafir ediyoruz diyorum ya. Ali Bey'in olmadığı zamanlarda da sizler sağ olun bizim sürekli WhatsApp telefon numaramıza evet, Ali Bey'i soruyorlar. Ama Ali Bey de müsait olduğu zamanlarda tabii ki biz de burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bir de Ali Bey'e sorayım, size nasıl ulaşabiliriz? Gülşah Hanım, ben sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Instagram adresim alitorlak.tr, Facebook hesabım alitorlak. Telefon numaram Almanya için paylaşayım 0049 151 635 21 635. Zaten sosyal medya hesaplarımda da telefon numaram her yerde mevcut. Ben de sizler gibi gurbetin çilesini çeken bir kardeşiniz, arkadaşınızım, değerli büyüklerim. Heilbronn şehrinde yaşıyorum Almanya'da. Buradan da hemşehrilerime ve sizlere selamlarımı iletiyorum. Zaten şehrimizde gören bütün vatandaşlarımız artık yolda yürürken olsun, ofisimde olsun veya telefonlarla olsun, yani derneklerde, vakıflarda nerede görürlerse görsünler, ben bu bilgileri aynen sizlerde olduğu gibi ücretsiz paylaşıyorum onlarla. Ya Ali Bey'in bu özelliği de çok güzel. Ya bilgi güçtür, çok önemli bir değerdir ama Ali Bey burada stüdyo içerisinde de mesela bir şey olsa, birinin sıkıntısı, böyle siz gönülden yardımcı oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizler de bilgi almak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarası üzerine kısa bir mesaj atmanız yeterli. Ayşegül ablama bir bakmak istiyorum. Neler yaptı? Biz tabii ki böyle derin derin sohbet ettik. Kohmaslarımızın güzel bu cam düdüklüsüne zaten görmüş olduğunuz gibi etimizi ekledik. Yukarıda da pişiyor. Gözüküyordur cam tabii olması. Tabii ki gözüküyor. Çok evet, güzel. Gayet güzel. Kaç dakika pişireceğiz peki ortalama? Bir 15 dakika pişireceğiz. Altını oluyor. Kapatıp kendi kendine de demlenmeye bırakacağız. Çalışan etimizi. Hanımların işi zor ya hanımlar, beyler. Beylerin de tabii ki eve koştur koştur gel. Evet. Üzerimizi çıkar hemen tabii ki güzel bir yemek yapmanın derdine düşüyoruz. Ben hep diyorum, evde sıcak yemek pişsin. İster çocuğunuz olsun ister olmasın. İnanın beslenmemiz çok önemli. Tabii ki de sağlıklı yemek yiyebilmek için de bu tarz hızlı pişirme yolları çok çok da sağlıklı. Sağlıklı. Hani evet, o da önemli. Burada hemen mercimekli yemeğimiz evet, oluyor. Yeşil mercimeğimiz pişmek üzere. Sağlık bombası evet, diyebiliriz ona değil evet, mi? Evet. Çok güzel. Etten daha da güzel bir lezzet bu. Ben çok seviyorum, bilmiyorum. Ya et yiyemeyenler için aslında seviyorum. Hani mercimek biliyorsunuz bir protein ve etle aynı derecede protein değeri var. O yüzden etle beslenmeyenlere bir nevi tavsiye ederim. Tavsiye ya geçenlerde ne oldu? Tabii bunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Abim benim Nürnberg'de Nürnberg'e gittik. Tabii ki vakit bulunca da çarşısında gezmek istedik. Böyle büyük büyük ekranlar koymuşlar. Ve işte büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla alakalı evet, görseller paylaşıyorlar. Ya ben herhalde benim yorumum onları izleyince tabii ki böyle insanın içi rahatsız oluyor. Ben tamamen hayvanların korunması anlamında bir çalışma zannettim. Evet. Yanıma geldi. Bana illa diyor ki vegan olacaksınız. Lütfen vegan olun. Bu hayvanlar eziyet görüyor. Dedim ki tamam ben bunu düşüneceğim. Hani kibarca şey yapmak istiyorum. Evet. Hayır diyor, buradan ben duymak istiyorum. Sizin vegan olduğunuzu size öyle göndereceğim. Yani öyle bir şey söylemek de mümkün değil elbette ki. Çünkü ben az da olsa biraz etçil besleniyorum. Yani eskiye göre daha az besleniyorum. Yakama yapıştı. Yani oradan ayrılmam. Hani bana neredeyse yemin et vegan olmazsan bırakmam tarzında bir baskı uyguladılar. Evet. Zor inanın bir 20 dakika falan sürdü benim oradan kopmam. O yüzden saygı gösterelim veganlara da, hani et yiyenlere de saygı gösterelim. Herkesin kendi tercihi. Pilavımız olacak herhalde evet, biraz olacak. Daha. Olacak. Pilava geçtik. Bu biraz daha ince pirinç, değişik ince bir pirinç. İnce pirinç, evet değişik bir pirinç. Evet, bakalım çeşit oldukça aynen evet, lezzetini de göreceğiz. Göreceğiz. Ayşegül ablacığım senin de bir sosyal medya hesaplarını alalım. Evet, Instagram'da Ayşegül Mutfak'ta hesabından takip edebilirler. Ayşegül ablacığım da çok güzel paylaşımlar yapıyor. Ben de hemen story'imde zaten etiketliyor olacağım. Ayşegül ablacığım sana kolay gelsin. Ben hemen programa devam edeceğim. Soracağım önemli sorular var ama burada da teşekkür etmek istiyorum. Ali Bey'in değerli kızı, güzeller güzeli kızı. Bakar mısınız rengin güzelliğine, zarifliğine beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi de burada kamera arkasında bizi izliyor.
Allah bağışlasın Ali Teşekkür Bey. Teşekkür ederim cümlesini inşallah. Çok değerli, okuluna da gidiyor. Biraz kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Böyle değerli gençlerimizi görmekten ben mutlu oluyorum. Okuyan, eğitimini alan. Örnek olmak istiyorum Gülşah Hanım. Hem çocuklarım hem çevremdekiler hem vatandaşlara. Çünkü ben de yaklaşık 14 yıldır Almanya'dayım. Hani bu süreç içerisinde hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar derler ya. O yüzden baktım ki okumadan hiçbir şey olmayacak. O yüzden dedim ki ben okuluma devam edeyim. Böylece mesleki bilgilerimi arttırayım ki burada yaşayan vatandaşlarımızla Türkiye arasında bir köprü oluşturayım. Burada başardığıma inanıyorum çünkü gün içerisinde 800 bin tane WhatsApp sorusu geliyor. Vatandaşlarımızın her biri ne sorarlarsa sorsun en doğru bilgiyi anlatıyorum. Asla ticari gözle bakmıyorum. Zaten ben şimdi WhatsApp'ta da soruları cevaplıyorum. Hani gelin büroma diye öyle bir lüksüm de yok. Canınız sıkıldı. Vallahi gece 11-12'de bile yazanlar var. Böyle durumlarda da vatandaşlar şimdi ertesi dakika veya 3-5 dakika sonra cevap bekliyorlar doğal olarak. Ama siz biliyorsunuz ki ben her vatandaşa zamanım olduğu zaman cevabını tabii ki iade ediyorum onlara. Gözümle şahit oldum. Vallahi WhatsApp'ı öyle bir halde ki öyle dolu ki ama Ali Bey sağ olsun herkese yetişmeye çalışıyor. Sizler de yazıyorsunuz Ali Bey bize ne zaman döner diye yayın sonrası. Lütfen biraz sabırlı olduğunuz zaman Ali Bey size hızlı şekilde dönecek. Şimdi diğer önemli bir konuya geçelim. Covid sonrası işten çıkarmalar malum hızla devam ediyor. Diğer bir problem de tabii ki bizim tazminatımız. Affinluk diyoruz evet, değil mi? Almanca doğru. Olarak tazminatımız. Şimdi bu durumlarla karşı karşıya kalanları neler bekliyor? Çok soru geliyor. Güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim izleyicilerimiz adına da. Şimdi fabrikalar kapanırken veya devredilirken bazı işçilere ya farklı şehirlere gönderme teklifinde bulunuyor ya da paralı çıkış veriyor. Bu paralı çıkışlarda da tabii ki en az 100 bin, 200 bin yani rakamlar yüksek oluyor. Finansamt da bunun %40'ını kesiyor. Yani 100 bin lirada emin olun 40 bin euroya yakın kesinti yapıyor. Şimdi vatandaşın o emeğini %40'ını gasp ediyor finansamt. Tabii ki bununla ilgili ben çok kısa bir araştırmadan sonra bu 40 bin euronun aslında vatandaşımıza tamamının geri dönebileceğinin maddelerine de ulaştım. Geçmiş dönemlerde de bunu gerçekleştirdim. Zaten şu an gerçekten o affinlik parasını alıp finansamttan da iadesini alanlar da evet bu işlemleri beraber Ali Bey ile yapmıştık diyorlardır. Şöyle ki affinlik parası hangi tarihte kontonuza yattı ise yıl olarak o yıl içerisinde siz gider kalemlerinizi yükseltmeniz gerekmekte ki oradan kesilen vergiyi tekrar iade alabilirsiniz. Şimdi gider kalemini en iyi şekilde yükseltmenin ve size faydası olan kısmı da Türkiye'de SGK emekliliği için yatırılan bedellerdir. Kısacık örnekleyeyim. Bir kişi 100 bin euro finansam iadesinden 40 bin euro kestirdi. Aynı yıl içerisinde SGK'ya da 40 bin euroluk yurt dışı ödemesi yaparsa emin olun takip eden yılın vergi denkleştirmesinde erkekler 302 nolu satırda, bayanlar 402 nolu satırda yatırmış oldukları bedelleri gösteriyorlar. SGK'dan gelen borçlanma cetvelinin Türkçeden Almanca'ya yeminli çevirisini yapıyorlar. Böylece vergi denkleştirmesi kısmını da resmi olarak halletmiş oluyorlar. Bir ay sonra en geç 5 hafta sonra Türkiye'den emeklilik için yatırılan paraların tamamını finansamt onlara iade ediyor. Emeklilik bedavaya geliyor. Bakın çok güzel. Bir taşta iki kuş. Sonraki süreçte vatandaş diyebilir ki ya Ali ben daha önce ödeme yapmıştım. Tamam daha önce yapmış olduğun ödeme senin daha önceki yıllarına aitti. Sen bu finansamttaki 40 bin euroyu alabilmek için tekrar bir ödeme gerçekleştirebilirsin. Ondan sonraki süreci de bu kısmı izleyicilerimiz biraz merak etsinler. Neden? Çünkü ben bir konuyu ekranlarda paylaştığım zaman bunun simsarları vatandaşlarımıza farklı bir yaklaşımla gidiyorlar. Yani ben o 40 bin euroyu aldırırım da bana verirsen 4 bin euro, 5 bin euro. Ya şimdi bakın finansamt adamı zaten mağdur etmiş. Üstüne üstelik o paranın peşine de sen 4 bin euro, 5 bin euro istediğin zaman bu insanlığın neresinde var? O yüzden sevgili izleyicilerimiz şahsından başka bu affinlikle ilgili konulardan kimseden bilgi almayın. Tamamen cebinize bakıyorlar. Ama ben sizin gözünüze bakarım anlatırken. Neden? Çünkü o paranın inan ki 1 eurosunda dahi gözüm yok. Çünkü o sizin hakkınız. Finansamt tarafından kesilmiş. O hakkı ben size iade aldırıyorum. Buna çevremdeki herkes de tanıktır veya işini yaptırdığım insanlar da tanıktır. Ya Ali Bey evet sen bize 20 bin euromuzu, 40 bin euromuzu, kimisine 100 bin euromuzu iade aldırdın. Bir tanesine demedim ki bugüne kadar oradan bana 10 euro vermek zorundasın diye. Asla öyle bir teklifim yok. Şahsımı ödeme teklif etseler de kabul etmiyorum.
Parayı hediye etmiyoruz o zaman değil mi vergi dairesine? Yani bunun altını çizelim. Yani kimse o kadar zengin değil. Valla zengin de olsa insan 1 eurosunu bile düşünüyor. Evet. Bu yüzden de lütfen bunu dikkate alalım. Ali Bey'e de hızlı şekilde ulaşmak istiyorsanız WhatsApp telefon numarası üzerinden lütfen kısa bir mesaj yazarsanız Ali Bey'in telefon numarasını size ileteceğiz. Çok güzel söyledi Ali Bey. Lütfen başkalarına sakın aldanmayın. Onlar sizin cebinize bakar. Ali Bey sizin gözlerinize artık Ali Torlak ismi de bir marka olduğunda kabul etmek gerekiyor. Tabii, vatandaşların sayesinde Gülşah Hanım. Tabii ki onlar sayesinde. Çünkü birçok kişi şundan aldım telefonunu, bundan aldım, böyle böyle devam ediyor silsile. O yüzden zaten sizlerle beraberiz ya. Evet, çok şükür. Yani Ali Bey'in doğru bilgileri sayesinde güzel bir yol alıyoruz. Şimdi tabii ki Mart ayı geldi. Evet. Ali Bey. Türkiye'de tabii ki bizim taşınır taşınmaz mallarımız olunca vergi zamanı. Evet, Mart ayı dert ayı. Evet, Mart ayı dert ayı demiyorlar boşuna. Bizi neler bekliyor? Biraz bize yardımcı olun, akıl fikir verin. Sizden hep haberleri duyuyoruz. Mart ayı içerisinde bu vergi ödemelerinde neler bekliyor bize? Tabii ki şimdi şöyle paylaşayım. Mart ayı içerisinde 2023 yılında elde etmiş olduğumuz gelirleri beyan etmek zorundayız 31 Mart 2024 akşamına kadar. Bu süre içerisinde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için genel bildirim konusu kira gelirleri. Ama iş yeri, ama mesken. Vatandaş Türkiye'de bir dairesi varsa veya bir iş yeri varsa bu 2023 yılı içerisinde elde etmiş olduğu gelirin Mart sonuna kadar, yani bu ayın sonuna kadar ilgili yaşadığı ilin, Türkiye'de yaşadığı ilin vergi dairesine beyan etmek zorunda. Artık bu online'da gerçekleştirmektedir. www.gelirdairesibaşkanlığı, yani baş harfleri gib.gov.tr. Buradan da vatandaş kendisi online internet üzerinden beyannamesini verebilir. Ama banka kayıtları ile vermiş olduğu beyan tutması gerekmektedir. Örneğin bankaya bir yıl içerisinde 150 bin TL kira geliri yattı. Siz burada finansam, yani vergi dairesinde Türkiye'de 100 bin TL derseniz zaten 50 bin TL orada da sıkıntıya doğmaktadır. Bu nasıl hesaplanıyor? Kira gelirlerinde bir yıl içerisinde elde edilen gelirden 21 bin Türk lirası vergiden muaf. Yani bu hiç vergiye dahil edilmeyecek. Bunu örnekleyelim. 100 bin TL'lik bir kira geliri olsun bir vatandaşın iki dairesinden veya bir dairesinden. Artık öyle kiralık da kalmadı ama bu örnek olduğu için güzel anlaşılsın. Bunun 21 bin Türk lirası vergiden muaf. Geriye kalıyor 79 bin Türk lirası. Bu 79 bin Türk lirasının da %25'i götürü gider indirimi dediğimiz vergi dairesinin bu hakkı kullanın diye bizlere vermiş olduğu bir hak. Bunun da %25'ini düşüyoruz. Baktığımız zaman bu da yaklaşık 20 bin TL gibi bir paraya denk geliyor. Bizim karşımıza 59 bin TL gibi bir bedel çıkıyor vergilendirilmesi için. Bunun da %15'i bizim bir sene içerisinde elde etmiş olduğumuz gelirin matrahını beyan ediyor. Bu da yaklaşık 8-9 bin Türk lirası arasındadır. Şimdi bu iki taksitte yatıyor. Mart ve Temmuz aylarında. Böylece vatandaş sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için bir istisna var. Nedir o Gülşah Hanım? Eğer bir kişinin Türkiye'de sadece iş yerinden dolayı bir gelir elde ediyorsa, yani kendisi ait olduğu mülkünü iş yeri olarak kiraya verdiyse, bu kişiler beyanname vermek zorunda değil. Sebebine gelince orada ince bir ayrıntı var, paylaşayım yine de izleyicilerimizle. Çünkü o iş yerinde sizin kiracınız sizin adınıza gelir vergisini stopajda ödüyor zaten. Siz de şimdi beyan ettiğiniz zaman vergi dairesine o sizin muafiyetleriniz ve istisnalarınızdan sonra yatıracağınız bedel, örnek vereyim, 10 bin TL çıkıyor. Sizin kiracınız bir yıl içerisinde 15 bin TL sizin adınıza vergi yatırıyor. Yani 5 bin TL fazla yatırmış oluyor. Finansal da diyor ki siz beyanname vermek zorunda değilsiniz Türkiye'deki vergi dairesi. Neden? Çünkü sizin adınıza 15 bin lira kiracınız yatırmış zaten. Eğer siz beyan ederseniz o 5 bin lirayı iade almanız gerekiyor. Yani öyle bir zorunluluk yok. Ama tabii ki vatandaşın hakkıdır. Biz şimdi hep böyle 100-200 bin liralık kiralık yerlerden bahsediyoruz ama bir de kurumsal şirketlere verilen kiralar var. Örnek vereyim, bugün bir X bankasında bir kiraya verdiğin zaman ayda orada 50-60 bin TL gelir elde ediyor vatandaş. Yıla vurduğun zaman 1 milyon lira yapıyor. Şimdi böyle yüksek meblağda kira geliri elde edenlere verin beyannamenizi diyorum. Çünkü sizin hakkınız o. Ama 10 bin liraya kiraya verdim Ali, koşma peşinde. Yani oradan çok bir şey çıkmaz.
Ali Bey'den de bunları duyduk. İçimiz rahat ediyordur eminim. Sizler de eğer sorularınız varsa hızlı şekilde iletişime geçebilirsiniz Ali Bey ile. Ali Bey peki şimdi biz Aralık ayında en son geçen sene yayın yaptık emeklilikle evet. alakalı. Ali Bey sağ olsun her seferinde böyle hepimizi dürtüyor bu konuda. Ama tabii biz geç kalanlar da olabiliyor arada. Emeklilikle ilgili nasıl bir gelişme var? Emeklilikle ilgili bakınız ben 2024 yılı içerisinde geçtiğimiz yıllarda verilen sözlerin tutulacağı kanaatindeydim. Fakat 6 Şubat depremleri hem orada yaşayan vatandaşlarımızı en başta çok sarstı. Tekrar çok geçmiş olsun vefat edenlere de Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sonrasında da tabii ki devletimizi ekonomik yönden sarstı. Böylece bütçemize ait birçok ödeme kalemi tabii ki o şehirlerimizin artık yeniden yapılanmasına harcanmaya başlandı. 2024 yılı içerisinde de kanaatim illaki Avrupa'da çalışırken de Türkiye'den emekli maaşı alınacağı kanaatindeyim. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili söz verdi. Bunu beyanda bulundu. Aynı zamanda da araçlarla ilgili de tabii ki bir taahhütte bulundu. Her gören Ali araçlarımız ne olacak? Ali araçlarımız onu ne olacak? Onu reklamdan sonra saklayacağım. Tamam, okey. O zaman kısacık şey özetleyeyim. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, Kasım Aralık döneminde yurt dışı borçlanması yaptıysanız zaten cevaplarınız artık gelmeye başladı ve size 3 aylık süre verildi. Bu 3 aylık süre içerisinde bedellerinizi mutlaka yatırın. Çünkü Ocak 1'den itibaren yurt dışı borçlanma tutarı günlük 301 TL'ye çıktı. Oysa ki siz 200 TL'den borçlandınız. Çocuk doğumlarınızı 155 TL'den borçlandınız. Bu fiyatları artık bulamazsınız. Size de muhtemelen Nisan-Mayıs sonuna kadar süreleriniz var. Birçok vatandaş soruyor zaten. Onlara da paylaşıyorum. Yatırın bu bedelleri. Zaten euronun artışı sizi maliyeti biraz daha düşürecektir. Yıllık vergi denkleştirmesinde de %20'sini iade aldıracağım seneye size. Emeklilik için ne yatırırsan yarın öbür gün onun karşılığını yiyorsun hayatta. Yani sakın vazgeçmeyin o işlemlerden. Bu konuyla da ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız WhatsApp'tan lütfen ulaşın. Yönetmenim diyor ki artık reklam vakti, gelin reklamları izleyelim. Reklamlardan sonra Türkiye'de aracımızı ne kadar süre daha tutabiliriz? Onunla ilgili önemli sorular soruyor olacağım. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman hemen yine hızlı şekilde konumuza dönecek olursak Ali Bey, araçların Türkiye'de kalma süresi ne oldu? Gülşah Hanım, araçlar sadece şu an için emekliler 2+2 yıl 4 yıllık kullanma hakkına sahipler. Bu 4 yıllık kullandıktan sonra en az tekrar 185 gün yurt dışında kalma şartı devam etmektedir. Fakat şimdi şöyle düşünüyorum ben. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar olarak bizlerin de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir farkımız yok. Ben Türkiye'de birçok MA dediğimiz misafir plakalı araç görüyorum ve bunların isimleri ya Michael ya Helga ya da Abdüsselam. Şimdi bizler Türk vatandaşı olarak neden onlara verilen haklardan faydalanamıyoruz? Bunu bir defa bürokratların sorgulamasını istiyorum. İkincisine gelince bakınız yurt dışından Türkiye'ye getirip plakasını MA yapan bir Türk vatandaşımız da motorlu taşıtlar vergisini devletimize ödeyecek. Trafik sigortasını ülkemizdeki esnaf ve şirketlere ödeyecek. Ve ben biliyorum ki buradan giden araçların vatandaşlar hiçbir zaman bir başkasına kullandırmayacaktır. İstisna çıkabilir bir iki tane ama o da medyaya düştüğü zaman yine vatandaşlarımız bununla ilgili tedbirini alacaklardır. Sevgili bürokratlar, Avrupalı vatandaşların sizden tek isteği öncelikle araçların Türkiye'de 4 yıl kalması. Öyle prosedüre hiç gerek yok. Emekliymiş, çalışanmış, bunlara hiç girmeyin. Hatta ve hatta bir tane araç getirme hakkı verin 5 yılda bir. Bu asla ve asla devletimize külfet olmaz. Aksine faydası olur vergiden dolayı. Bir diğeri de artık çalışırken de, yurt dışında çalışırken de Türkiye'den emekli aylığı almayı serbest bırakalım. Sebebine gelince Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışanlar emekli maaşını alıyor. Avrupa'da yaşarken Türkiye'den emekli maaşla kalmak şu an sadece mini joblara özel. O da bu yıl için 538 euroya kadar. Talsite, Flegegeld, FES çalışanlara maalesef bu hak verilmiyor. Yani bunu da çok anlamış değil vatandaşlarımız. Neden biz her zaman ikinci plandayız diye. Bunu bir gözden geçirmelerini rica ediyorum devlet yetkililerinin. Artık bizlere de ufak ufak biraz
tolerans tanımalarını istiyoruz. Şimdi ilk yarıda konuştuğumuz bir konu vardı. Ben tekrardan ona dönmek istiyorum. Çünkü televizyonlarını yeni açmış kişiler belki kaçırmışlardır ama üzülmeyin. Hemen hızlı şekilde YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yanı sıra da Perşembe akşamı tekrar yayında ekranda olacağız. Ama ben tekrardan da sorup hatırlatmak istiyorum. Hatırlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki. Önümüzdeki günlerde buradaki vergi dairesinin bir araştırması söz konusu olacak. Bizim Türkiye'deki mal varlığımızla alakalı. Bu konuyla alakalı böyle altını çizerek belirteceğimiz noktalar nelerdir? Gülşah Hanım, program başında da söylediğim gibi tekrar Belçika, Hollanda, Fransa'dan sonra Almanya vergi daireleri de vatandaşlara yazı göndermeye başladı. Gelen yazıları kısacık özetleyeyim. Türkiye'deki varlıklarınızın bildirilmesini istiyor. Gelen yazılar bu. Benim şahsi görüşüm, muhtemelen bunlarla ilgili daha önceden bir bilgi sahibi oldular. Sizden de şimdi bilgi istiyorlar. Sizler de bu sıkıntılı döneme girmek istemiyorsanız şayet, gelin kanundan faydalanın. Sizler de Türkiye'deki varlıklarınızın gizlenme işini beraber yapalım. Zaten sizler de biliyorsunuz ki ben olmayacak bir iş için sizlere asla ve asla ne söz söylerim ne de işlem yaptırırım. Varlık gizleme işlemi için bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 00491-635-21-635. Sosyal medya Ali Torlak _TR Instagram adresim. Facebook'ta yine Ali Torlak olarak bulabilirsiniz. Sorularınızı lütfen WhatsApp'tan telefonuma bildirin ki kaybolmasın yazılarınız. En azından sorularınız kaybolmasın. Ben müsait olduğunda zaten vatandaşlarımıza tek tek sorularını cevaplıyorum. Hemen Ayşegül ablacığıma dönmek istiyorum ama sana dönmeden hemen bir İsak abimize de teşekkür edelim. İsak abimizin marketinden biliyorsunuz alışveriş yapıyoruz. Çiğ köfteleri de o göndermiş. Acayip lezzetli. İmaj Center, Hanova'da ve çevresinde olanlar oradan alışveriş yapsınlar. Gerçekten de en güzel her şeyi oradan alabilirsiniz. Gayet net bilgidir. Yayalım diyelim. Peki Ayşegül ablacığım, neler yaptık? Kısa bir özet söyler misiniz? Anlatır mısınız? Evet. Mercimekli, yeşil mercimekli, nohutlu, erişteli bir güzel çorba. Ana yemek gibi, çorba gibi, doyurucu. Çok güzel bir yemeğimiz. Ayrıyetten domates soslu büfteğimiz var. Onu yaptık. Buradan da teşekkür ediyorum teyzeme. Ondan öğrendiğim bir yemektir. Kendisi çok güzel yapar. Buradan selamlar olsun. İsmi Sema nedir? Teyzeme. Sema. Sema Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ayşegül ablacığım, senin de ellerine sağlık. Rabbim olmayanlara versin. Afiyetle inşallah yiyeceğiz. Ali Bey'in yanına geçmek istiyorum. Ali Bey, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza, kalbinize, bu bilginize sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman bilgimi paylaşmak için çırpınıyorum biliyorsunuz. Sevgili izleyicilerimize de biliyorsunuz Ramazan ayı, Mart ayı içerisinde hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar hepsine. Çok teşekkür ederiz. Ben evet teşekkür değerli ederim. İzleyenler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese kalpten yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.